Herkese merhabalar. LGS 2023 için sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Are you ready Tankut? I'm not ready. Harikasın, tebrik ediyorum seni. İnşallah hep beraber LGS'ye kadar sıkı sıkı hazırlanıp hepimiz ready, yani hazır olacağız. Bunun için sizler için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizler videolarımızı yayınlamaya devam ediyoruz. Ve aynı zamanda Ocak ayındayız, yükselme ayındayız. Ve şimdi de LGS ilk tekrar programı geliyor. Sizler için LGS tekrarımızı hazırladık. Ve ilk tekrar setinde de sizlere bu programı hediye ediyoruz. Ne var içerisinde? LGS tekrar programının sizler için. Eğer birinci dönem konularını temelden tekrar edip mükemmel bir şekilde ikinci döneme başlamak isteyen arkadaşlar için temel tekrar programı, yani konu eksiği olan öğrencilere özel. Bir de nitelikli tekrar programı var. Nitelikli tekrar programında yeni nesil soru pratiği kazanmak isteyen öğrenciler için. Burada da yeni nesil soru pratiği kazandırabilecek özel bir çalışma programı hazırladık arkadaşlar. Burada setimizin içerisinde neler var hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle açalım bakalım neler var. Gerçekten LGS'yi bu sefer artık bitiriyoruz. İlk başta LGS tekrar programı var. Gün gün sizler için dakika dakika hangi videoları izlemeniz gerekiyor? Hangi soruları çözmelisiniz? Hangi kazanımlardan hangi bilgilere ulaşmalısınız? Bunların hepsini yazdık. Aynı zamanda içerisinde sadece birinci dönem konularını içeren Artık Netler Artıyor ana denemeleri var. Ve aynı zamanda sadece birinci dönem konularını tekrar ettiğimiz ilk tekrar LGS soru bankası var. Tamamı yeni nesil sorular. Tamamı LGS 2023'ü yakalamanız için hazırladığımız sorular. Ancak sadece birinci dönem konuları, onu da söyleyelim. Çünkü niye? Birinci dönemi tekrar ediyoruz. Bir de yeni nesil Türkçe matematik kitabımız var. Burada tüm sene var ama her üçünü de bitirdiğimizde, LGS tekrar programımıza uyduğumuzda zaten mükemmel bir şekilde ikinci dönem yolculuğumuza süper bir şekilde başlanmış olacağız. Ve LGS tekrar programıyla artık LGS'nin %50'sini bitirmiş olacağız. Ve ikinci yarı için süper bir başlangıç yapacağız. İlk yarı 5-0 önde kapatacağız. Öyle değil mi Tanku? Yes teacher. Yes teacher falan İngilizce konuşuyorsun. Güzel, hadi bakalım. O zaman dersimiz başlasın. Bugün sizlerle birlikte bu konuları güzel güzel öğrenelim. Ardından da bununla alakalı tabii ki sorularımızı çözeceğiz. Hadi bakalım. İnternet konusuyla alakalı güzel bir kelime tekrar yapalım. İnterneti kullanıyor musun evladım? İnterneti kullanmıyorum hocam. Günde kaç saat giriyorsun mesela? Hocam interneti yani 4-5 saat giriyorum. O yüzden pek kullanmış saymıyorum kendim hocam. Daha ne kadar gireceksin ya? Günde 4-5 saat zaten 10 saat uyuyor, 8 saat uyuyor olsan yemekler, okullar falan çıkarsan geri kalan zamanın tamamı neredeyse internete veriyorsun. Hocam günde 8 saat takılanlar var. Evet doğru, bazen daha fazla takılanlar da var ama biz tabii ki o tarz takılanlara işte bunu söylüyoruz. İnternet addict, yani internet bağımlısı diyoruz. Artık bağımlı olmuş. Hatta bu hastalığa da internet addiction, yani internet bağımlılığı diyoruz. Burada şunu bilmemiz lazım. İnternet zaten Türkçe'ye geçmiş. Biz Türkçe'de esasında genel ağ diyoruz bunu ama genel ağ kelimesi fazla kullanılmadığı için internet habits, internet safety, internet usage gibi. Beleş Wi-Fi. Beleş Wi-Fi. Mesela habit alışkanlık demek, safety güvenlik demek, safe güvenli demek hatta. Usage kullanım demek. Yani use kullanmaktı, usage da kullanım anlamına geliyor. Login giriş yapmak, log off çıkış yapmak, log out çıkış yapmak aynı anlama geliyor ikisi. Sign in giriş yapmak, sign up kaydolmak. Register kaydolmak yine aynı anlama geliyor. Create oluşturmak, nickname takma at, subscriber allow. Senin nickname'in nedir evladım? Hocam Tankut alt dire crazy boy. Crazy boy. Gerçekten çok crazy bir arkadaşımızsın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bir de yine başka kelimeler var ki bunlar da zaten günlük hayatımızda artık vazgeçilmez hale geldi. Her zaman kullanıyoruz. Active users, yani aktif kullanıcı. Bu zaten birebir geçmiş aktif kelimesi. Social media account, sosyal medya hesapları. Mesela Facebook hesabı, Instagram hesabı gibi. Social media users, sosyal medya kullanıcıları. Social networking site, sosyal paylaşım siteleri. Notifications, bildirimler. Mesela bildirimleri açarsanız, Tonguç Akademi'nin bildirimlerini açarsanız video geldiği zaman size haber veriyor. Ama rahatsız oluyorsanız bazılarını kapatabiliyoruz. Friend request, arkadaşlık istekleri. Friend, arkadaş demek. Request, istek. Sana fazla arkadaş isteği geliyor mu evladım? Hocam geliyor. Özellikle akrabalarımdan çok geliyor hocam. Akrabalardan geliyor. Anladım. Evet. Anladım. Sıkıntılı bir durum. Evet. Post gönderiler. Profile picture, profil resmi. Reply cevap vermek. Response yine cevap vermek anlamına geliyor. Ignore yani yok saymak. Görmezden gelmek. Search engine yani arama motoru ve browser'da tarayıcı anlamına geliyor. Hocam stalker'ı yazmayı unutmuşsunuz. Stalker önemli. Hemen yazalım şuraya. Stalker. Şöyle yazalım. Stalker. Stalker ne demek evladım? Hocam didikleyici. Didikleyici. Bunun da hemen karşısına Türkçe'nin stalker. Didikleyici. Başkasının hesaplarında acaba ne yaptığını gizli gizli takip ediyor. Didikleyiciyi ben buldum hocam. Aynen güzel. Parantez içinde gizli gizli diyelim takip ediyor. Evet. Delayed. Tabii bu Milletin Bakanlığı'nın kazananlarına olan bir kelime değil. O yüzden bunu bizim arkadaşımız Tankut evladım. Günlük hayatta hocam. Günlük hayatta kullanmak için İngilizceyi gerçek yaşam içine katmak için kullandığımız bir kelime, evet, olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Milletin Bakanlığı demişti. Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary. Yani kelimeleri bilir demek istiyor. Milletin Bakanlığı böyle mi konuşuyor hocam? Milletin Bakanlığı yetkililer böyle konuşuyor. Milletin Bakanlığı böyle konuşamaz. Şimdi delete silmek. Desktop tabii desktop olmuş. Bu biraz daha tarz olmuş. Bu desktop olacak. Şöyle desktop.
Tap bu şekilde yazılıyor. Burada kelime yer değiştirdi. Non-stop gibi olmuş hocam. Yani non-stop. Masaüstü, device, aygıt, download, indirmek, upload, yüklemek, file, dosya, klasör anlamına geliyor. Survey, anket, araştırma, alert level, uyarı seviyesi, attach, eklemek, iliştirmek, attachment da ek. Bazen bir elektronik posta attığımızda içine bir resim, bir dosya eklediğimiz zaman onu attachment yaptık diyoruz. Aslında ek yaptık dememiz gerekiyor. Yine son kelimelerimize geliyoruz artık. Departure time, kalkış saati, check, kontrol etmek, click, tıklamak, comment, yorum, yorumlamak anlamına geliyor. Confirm, onaylamak, connect, bağlanmak, connection da bağlantı anlamına geliyor. Şimdi kelimeleri gördük, tamam. Fakat bu kelimeleri unutmamak için bizim bol bol soru çözmemiz gerekiyor kitaplarımızdan, kaynaklarımızdan. Ve aynı zamanda bu kelimelerle alakalı eğer mesela akıl haritalarımız varsa onları duvara astığımızda o kelimelerle sürekli olarak karşılaşabiliriz. Bal olmasın diye şimdi normal konu anlatımına devam edelim. Şimdi accept ne demek evladım? Kabul etmek mi hocam? Harikasın. Kabul etmek, onaylamak. Birazdan göreceğimiz refuse'da. Nerede refuse? Refuse'da reddetmek. Şimdi ilk başta kabul ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki I'm so busy but I can't refuse it. Şimdi burada gerçekten kafa karıştırıcı bir ifade var. Normalde eğer bir şey kabul ettiysek böyle içerisinde but'lar, I can't'ler, busy gibi işte çok meşgulüm gibi şeyler olmaması lazım. Ama cümleyi birebir kontrol ettiğimizde I'm so busy, çok meşgulüm. But, fakat I can't refuse it. Fakat bunu reddedemem yani. Gerçekten çok güzel bir teklif diyoruz. Ve hatta of çeldirici course. Hocam o. Çeldirici yani. Dikkatli olmamız lazım. Mesela bazen de yes I would diyor mesela. Birazdan şurada göreceğiz evladım. Mesela I'd love to. İsterim. Aa, o zaman bu olumlu diye atlamayacağız. Çünkü ardından but diyor. Fakat diyor. I have to işte visit my grandfather. Yani gelmek isterdim. Fakat meşgulüm, gelemem. Amadan işte, öncesi yalandır hocam. Amadan öncesi yalan. Harikasın. Esas cevap amadan sonrası. Ama deyince bir anda olumlular olumsuza. Olumsuzlar da şurada olduğu gibi olumluya dönüşebiliyor. Of course tabii ki demek. Burada bir çeldirici yok. Yapıştırıcı cevabı. Sure zaten aynı şekilde. Sure that would fun. Yani bu harika olur, hoş olur, great, mükemmel olur, awesome, mükemmel olur diyebiliyoruz. Yeah, that would be great. Yine aynı şekilde that would be great şeklinde cevap verebiliyoruz. Ve hatta aynı zamanda devam edelim. Yeah, why not? Neden olmasın? Why not? Ve hatta yes, I'd love, severim. I'd love to, I'd like to gibi ifadelerle cümleleri tamamlayabiliyoruz. Şimdi ama refüze edeceğiz. Yani reddedeceğiz. Tabii refüze etmek iğrenç bir cümle oldu. Reddedeceğimiz zaman ne yapacağız? I'm sorry. Üzgünüm. But I can't. Bak benim en sevdiğim kullanım şudur. Bu tabii Milli Eğitim Bakanlığı kazanımından yok ama ben sana hani sen az önce artistik olsun diye stalker'ı söyledin ya. Evet. Arkadaşlarımız onu günlük yaşamda kullanabileceğimiz güzel bir kullanım. I would if I could. But I can't. Yapsaydım yapabilirdim ama yapamam demek. Yani I would isterdim. If I could yapabilseydim. Şarkı but gibi hocam. Aynen. I would if I could but I can't. Yani yapabilseydim yapardım ama yapamam cümlesi. Ki bunu her yerde kullanabilirsin yani. Klasik bir şekilde reddetme cümlesi. I'm sorry but I can't. Üzgünüm fakat yapamam. I'm sorry. Üzgünüm. I'm going to help my father. Babama yardım etmek zorundayım. I'd love to. İsterdim but I have to visit my grandfather. I have to do my homework. I must do my homework. Biri de gelemem param yok demiyor hocam. Herkes sallıyor. Aynen. Sorry. Üzgünüm but I'm too busy. Üzgünüm fakat çok meşgulüm diyor. Şimdi burada bazı ifadeler var internetle alakalı. Onları bir tamamlamaya çalışalım. Şuradan biraz üstten cümlelerimiz okunmamazlık ediyor. Onları şöyle biraz aşağı indirelim. Evet. Şimdi students will be able to identify main ideas in short and simple text about internet habits. Ne diyorsun? Dediğim şey şu diyor. Öğrenciler belirleyebilir temel fikirleri kısa veya uzun basit şeylerde, tekstlerde internet alışkanlıkları ile alakalı. Bakalım. For what purposes, hangi amaçlarla, purpose amaç demek, do you use the internet for? İnternet hangi amaç? Mesela sen internet hangi amaç kullanıyorsun evladım? Ben ders videoları izliyorum hocam. Harikasın. Doğruyu söyle şimdi. Gerçeği söyleyeyim. Bütün gün hocam futbol görüntüleri, basketbol görüntüleri, NBA. Güzel, mantıklı. Başka oyunlar var, başka. Oyunlar oynuyorum hocam. Arkada bir de arkadaşlarımı stalklamayı seviyorum hocam. Stalklamak gerçekten artık günümüzün bir hastalığı oldu. Stalklamayınca rahat edemiyoruz. Edemiyorum. Güzel. What do you use the internet for? Veya interneti ne için kullanıyorsun diye. Bakalım ne için kullanabiliriz. Mesela browse articles about my lessons. Derslerimle alakalı makalelere ulaşıyorum demiş. Veyahut da do research. Araştırma yapıyorum. Veyahut da do research. Veyahut da find information on the internet. Bak bunlar hep böyle güzel şeyler. Yani işte derslerimle alakalı makaleler buluyorum. Araştırma yapıyorum. İnternette bilgiler keşke buluyorum. Hayat böyle olsa hocam. Böyle olsa. Ama bak birazcık samimi davranmaya başladı. Chat online. Online chat yapıyorum. Oradan. Veyahut da do online shopping. Alışveriş yapıyorum. Gerçekten alışveriş yapmayı da seviyoruz. Beğendiğimiz oyuncakları, kitapları internet üzerinden almak bizim için daha keyifli hale gelmeye başladı. Eskiden biraz güvenemiyorduk ama şimdi güvenmeye başladık. Do online shopping. Başka
follow follow ne diyebiliriz? Follow veyahut da join online courses, yani online kurslar oluyor. Mesela dil kursları olabiliyor veya işte bizim şu anda yaptığımız gibi Tonguç Akademi'de yaptığımız gibi böyle videolar oluyor. Onları takip edebiliyoruz internet üzerinden. Veyahut da follow foreign series to improve English. Veyahut da izlemek neyi? Yabancı serileri, dizileri İngilizce'mi... Serial dizi demek. Serial ise diziler. Yabancı dizileri İngilizcemizi geliştirmek için izleyebiliriz. Veyahut da practice language, işte dilimizi pratik yaparak geliştirmek. Veyahut da keep in touch with old friends. Eski arkadaşlarla bağlantımızı koruyabiliyoruz. Sen eski arkadaşlarla bağlantını nasıl koruyorsun evladım? Hocam eski arkadaşlarımla bağlantı kurmuyorum hocam. Çok güzel. Eskiyen eskidir. Eskiden bizimle... Hocam geçmiş geçmişte kalmıştır. Ben önüme bakarım hocam. İnanmıyorum gerçekten. Ama şunu da unutma. Her şeyin yenisi, dostun ise eskisi makbuldür. Dolayısıyla eski dostlarımızı mutlaka aramalıyız. Onları mutlaka stalklamalıyız. Hocam ben genelde karşıdan bekliyorum. Olmaz. Karşıdan değil. Bir adım sen atarsan onlar sana koşarak gelecektir. Dolayısıyla sevgi dolu bir ders oldu bu şimdi. Peki. For new recipes and health cures, yani yeni tarifler ve sağlık tedavileri için yine kullanabiliyoruz. Burada ne diyeceğiz? Mesela with old friends dedik. Look, yani bakmak. Look for. Look for da aramak anlamına geliyor. Veyahut da make new friends, yeni arkadaşlar yapabiliyoruz internetten. Ama burada şuna dikkat etmeyiniz evladım. İnternet gerçektir. Yani sen internette ismini yazdığın zaman o artık gerçek bir şekilde etrafta dolaşıyor. Resmini koyduğun zaman o gerçek bir şekilde dolaşıyor. Yani senin sen nasıl gerçek hayatta sokakta atıyorum böyle çıplak küfretmiyorsan veya çıplak bir şekilde gezmiyorsan veya sokakta yandan geçen bir adama hadi oradan işte dangoz herif diye rahatlıkla söyleyemiyorsan internette de söylemen gerekir. Aa burası internet nasıl beni görmüyor diye klavye kahramanlığı yaparsan başına sonradan çok tehlikeli şeyler gelebilir. İnternetin de bir gerçek, yani sanal hayat gerçek hayat diyorlar. Hayır, o da artık gerçek oldu. İnternet bizim bir gerçeğimiz oldu. Dikkatli olmamız gerekiyor. Devam edelim. Travel arrangements, yani make travel arrangements, seyahat düzenlemeleri yapabiliyoruz veyahut da pay the bills, yani faturaları ödeyebiliyoruz. Şimdi yine Milli Eğitim Bakanlığı yine bir açıklama yapıyor. Diyor ki students will be able to identify main ideas in short and simple text about internet habits. Yani ne diyor? Yazılar kalktı mı diyor hocam? Hayır, öyle bir şey değil mi? Demedim. İnternet alışkanlıkları hakkında yine basit kısa tekstleri anlayabilir diyor. Şimdi yine internetin hakkında kullandığımı soruyor. Play games with my friends. Sen en çok hangi oyunları oynuyorsun arkadaşlarınla evladım? Hocam biz futbol oyunlarını daha çok FIFA oynuyoruz hocam. FIFA güzel. FIFA'yı gerçekten ben de seviyorum. Play online games, yani yine aynı kısma gelmiş oluyor. Veyahut da post videos, video paylaşmak veyahut da upload videos, video yüklemek, bunlar da yine önemli. Aynı zamanda read newspapers, artık gazeteler normal gazete kağıtlarıyla okuduğumuz. Online gibi. Okuyoruz hocam. Artık online okuyor başladı. Yani eskiden atıyorum isim vermeyin için A gazetesi 450-500 bin satarken şimdi 10-20 bin zor satıyor. Ama tıklanmaları, yani internet üzerinde okumalarına baktığımızda milyonları geçiyor. Demek ki gazete okuma oranı artmış. Ama kağıttan değil de internetten olduğu için. Dolayısıyla internetin bu bir faydası olarak da düşünebiliriz. Aynı zamanda read online computer magazines, yani bilgisayarla alakalı dergiler okumak, magazin dediği dergi. Veyahut da read online news, yani haberler okumak. Veyahut da işte ne diyebiliriz başka? Send emails, yani elektronik postalar yollamak. Veyahut da share photos, işte foto paylaşmak, yani fotoğraf paylaşmak veya songs, şarkı paylaşmak. Aynı zamanda watch movies, film izlemek, series, dizi izlemek, yani videos, video izlemek. Aynı zamanda upload some photos, yani bazı videoları yüklemek, şimdi bazı fotoğrafları yüklemek. Burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. İnternette bilhassa sen bir yerde paylaştığın bir fotoğraf, bu WhatsApp bile olabilir. Çünkü WhatsApp da bir internet. Artık WhatsApp sanki güvenli bir paylaşım yeriymiş gibi duruyor ama WhatsApp ya da herhangi bir yerde paylaştığın herhangi bir resim artık kamu malı olabiliyor. Yani bir yerlerde bir daha karşına gelebiliyor. Sen sadece arkadaşıma attığımı zannediyorsun ama eğer arkadaşına atabileceğin kadar, hatta arkadaşını başka biriyle paylaştığında riske girebilecek kadar özel bir fotoğrafsa sakın sakın paylaşman. Tankut evladım, burası çok tamam. Çok önemli. Hele hele böyle Facebook'muş, Facebook kullanmıyoruz artık ama Instagram'da böyle o Sebil koyuyorsun, gizli, benim profilim gizli, bana kimse ulaşamaz zannediyorsun. Buluyorlar hocam. Buluyorlar, fake hesaplardan, gizli hesaplardan alıyorlar. O resimleri kullanaraktan senin adına başkalarıyla iletişime geçebiliyorlar. Ve sen gerçek resimleri koyduğun için gerçek bir profil oluşturabiliyorlar senin resimleri. Çünkü senin pijamalı resmin var. İşte ne bileyim yüzünü yıkarken resim var, dişini fırçalarken resim var. Çok güzel bir resim var. Bunların hepsi senin gerçek olduğunun göstergesi. Onların hepsini dikkatli bir şekilde kesip kopyalayıp yeni bir
sahte hesap açabiliyorlar. O yüzden dikkatli olmalısın. Tanımadığın elektronik postaları, tanımadığın kişileri asla arkadaş olarak kabul etmemelisin. Her linke de tıklamayalım hocam. Yani lütfen her gördüğümüz linke tıklamayalım. Use search engines, yani search arama motorları kullanmak. İşte Google'dır, Yandex'tir. Ve aynı zamanda use social networking sites, yani sosyal medya ağları, az önce söylediğimiz ağları kullanabiliyoruz. Şimdi asking for clarification. Clarify, yani clear açık demek. Clarify açıklamak demek, clarification da açıklama demek. Asking for clarification. Açıklama istemede biz ne yapıyoruz? Şimdi bunun Türkçesini yazalım, karışmasın. Açıklama isteme. Yani karşı tarafta bir şey söyledi birisi, anlamıyorsun. What dedin gülüm diyorduk biz eskiden ama artık bu kullanılmıyor. Onun yerine can you explain it more please? Biraz daha açıklayabilir misin? Can you explain what it means? Açıklayabilir misin? Ne anlama geliyor? Do you mean? Bunu mu demek istedin? Veyahut da sorry I can't follow you. Özür dilerim, seni takip edemiyorum. Takibe anlıyorum. Takip olmaz. Yani o takip değil de bari bir şey konuşuyor karşı taraftaki. Anlamıyorum yani, ne diyorsun? Mesela biz bazen videolarda hızlı konuştuğumuz zaman öğrenciler şey yazıyor. Hocam yavaş anlatın, takip edemiyorum. Evet, takip edemiyoruz diyor. Onun gibi yani. What do you mean? Ne demek istiyorsun? What does it mean? Ne anlama gelir diyebiliyoruz. Şunu da şöyle kaldıralım bir dakika. Sayfamızı kaldıramadık. Ve conjunctions. Burası da önemli. Bağlaçlar. Hani az önce çok güzel bir şey söyledin. But'tan öncesine güvenme dedin ya. İşte burası orası. Çünkü bazı bağlaçlar gerçekten cümlenin anlamını siyahtan beyaza, beyazdan siyaha değiştirebiliyor. Mesela and'e başlayalım. He is short and fat. O kısa ve tombiş. Tamam, güzel. Tombiş olmak kötü bir şey değil. Short, tamam. Ama burada şurada bak. İki tane özelliği and'le bağladı. Eğer burada but deseydi durum farklı olacaktı. But'tan önce artıdan eksiye ya da x'ten artıya geçer. Demek ki and ve demek. Bunu zaten biliyoruz. İngilizce öğrendiğimiz ilk kelime. She can cook. Yemek yapabilir. And she can iron the clothes. Burada clothes olmuş. Şunu clothes diye düzeltelim. Clothes. Clothes diye. Bu burada yanlış olmuş. Yani şeyi, elbiseleri ütüleyebilir diyoruz. Tamam. But'a bakalım. But değiştirecek şimdi durayım. Bak şimdi az önce senin söylediğin şey önemli. But'tan öncesine bakmam. She can dance. Dans edebilir. Oo. But fakat she can sing. Fakat şarkı söyleyemez. Aa bak, burada olumlu bir ifade söyledi. She can dance. Oho. Fakat sonrasında şarkı söyleyemezdi. Demek ki but'tan önce artılı bir ifade varsa eksiliye. Eksili bir ifade varsa artılıya geçebiliyoruz. Mesela bunu şöyle diyebilirdik. She can sing a song. Şarkı söyleyemez. But she can dance. Fakat dans edebilir diyebilirdik. Because ise çünkü demek. I can't help you because I'm very tired. Sana yardım edemem. Çünkü I'm very tired. Çünkü yorgunum diyor. Demek ki burası sebep, burası da sonuç olmuş oluyor. So da bu yüzden demek. I'm very busy. Burada tabii şey kullanmamıza gerek yok. Zaten ayrı yazmışız. Sana yer veremem. Yaşlı değilsin. Oldu mu hocam? Olmadı. Bu yüzden. Sana yer veremem. Daha doğrusu şöyle. Yaşlı değilsin. Bu yüzden sana yer veremem lazım. Anladım hocam. I'm very busy. Çok meşgulüm. So bu yüzden I can't come to the party. Bu yüzden partiye gelemem diyoruz. Şimdi son kısma geldik artık. Bundan sonra videomuz bitiyor. Mutlu sona ulaşıyorsun evladım. Acronyms, yani kısaltmalar. Between mi bu? To, fef. Burada ne, hiçbir şey anlaşılmamış gibi. Bu şu demek. By the way. Bir yandan anlamına. Veyahut da to face to. Bu ne ya? Face to face. Bak, face to face anlamına geliyor. Veyahut da see you 8 bu ne ya? See you later. Sonra görüş. Yani, SCS. Evet. İşte see you later alligator, işte for a while crocodile, böyle espriler yapıyoruz ya kendimizle konuşurken. Bu onların kısaltma hali. Şunu yazdığın zaman see you later anlamına. ARV var hocam. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Veyahut da AEO var. Allah'a emanet ol. Onları da yazalım burada. Şimdi bu İngilizce. Biz Türkçe'de de bilmemiz lazım. Şimdi SA nedir? Selamun aleyküm. AS. Aleyküm selam. Tebrik ediyorum. Peki AEO? Allah'a emanet ol. Çok güzel. Başka ARO var. Başka o nedir? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başka neler var? Sen söyle, ben bu kadar biliyorum. Biraz önce söylemiştim hocam. Ne vardı? Şeydi. SCS var hocam. Seni çok seviyorum. SCS. Ama işte böyle çok da söylemiyorum gibi bir şey durmuyor. Neydi? Allah rahatlık versin. Neydi? ARV. W ile mi yazılıyor, normal ile mi? Hocam normal V ile yazalım, W ile yazanlar birazcık kezo oluyor hocam. Ha, kezo, anladım. ARV, Allah rahat versin. Güzel, bunlar gerçekten günlük hayatımızda kullandığımız Türkçe kısaltmalar. Tamam. Bir de KİB var değil mi? KİB. Evet, kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Bunlar bizim Türkçe. İngilizce'de bunlar kullanılır. By the way, face to face, see you later. Ve hatta lots of love. Yani bir sürü sevgiler yolları. Öpücük öpücük gibi bir şey. Burada ise
Tonight bu ne ya? İki, ha tonight yani bu gece yazacağına bu ne yazıyor? Tonight yazsa daha kısa yani aslında değil mi? Bu sonuçta şekil hocam, şekil şükür. Sadece şekil ve artistik için yaşadığımız dönemlerde bu tarz şeyleri kullanabiliriz. O zaman şimdi artık ödev zamanı. Bu haftanın ödev sorusunu yapmayı unutma. Hadi bakalım, görüşmek üzere.